kelimelerde sıkıntı var. Yanlış anlaşılma. Bak, tenkit babında alırsan üzülürüm yani. Ama bunları bir değerlendirmemiz lazım. Mesela peygamber yanında, peygamberin kabrinden ziyarete çıkılıyor. Ziyaretten çıkılıyor. Dikkat edin. Nereden çıkılıyor? Dikkat edin yani. Bu yönlendirmelerde sıkıntı var demektir yani. Bir bakıyorsun orada taraftarlar başlıyor. İşte tezahürat başlıyor yani. Ya peygamber kabrinin yanında bağırmak olmaz. Tezahürat olmaz. Tezahürat yapacak mısın kardeşim? Biraz daha ileri gideceksin. Dışarı çıkacaksın. Başka yere çıksa orada yapacaksın tezahüratı. Peygamber yanında la terfa'u asvatekum fevka savtinim. Allah buyuruyor. Sessizliği yükseltmeyeceksiniz ya aslında. Bunu yapma. Bak tekrar ediyorum. Şahısla alakalı kesinlikle şey yapmıyorum ama Cumhurbaşkanımızla alakalı asla yapmıyorum yani. Ama yönlendirmeler yanlış. Neler yanlış? Orada mesela ben merak ediyorum. Misal diyorum. Misal. Yanlış anlaşılmasın. Tekrar ediyorum. Bunları söylerken eğer gerçekten siyasi alıyorsanız kızarım yani. Şey olarak alıyorsanız da üzülüyorum. Tenkit babında. Ama mesela ne olur Diyanet İşleri Başkanımız olsaydı. 10 tane de şöyle kaliteli hocalardan olsaydı. Bu nereye gidiliyor? Anlayamıyorum. Nereye gidiyor? Ümmüye gidiliyor ya. Orada gerçekten kaliteli 10 tane hoca. Diyanet İşleri Başkanı. İşleri yönlendiren gerçekten böyle bir ekip. Yani en netice başka yere gidildiği zaman ticaret adamları alınmıyor mu? Orada alışverişler yapılmıyor mu? Gerçekten burada da böyle bir gerçek istenilen kıvamda hoca efendiler olsaydı, işi yönlendirseydi, peygamber kabrinin başında tezahüratlar yapılmayacağını anlasalardı, olmaz mıydı? Bunları tekrar ediyorum. Sadece kardeşane bir ney? Dertleşme babında söyledim. Yoksa eğer diğer türlü alırsanız bu çok yanlış olur yani. Bu hoş olmaz. Buna da girmiyorum zaten bu konuya. Baştan söyledim. Allah hepinizden razı olsun. Ama buna ihtiyaç var. Ben buna ihtiyaç duydum ben. Ben buna ihtiyaç duydum yani. Açık söylüyorum ya. Ben buna ne duydum? İhtiyaç duydum ya. Keşke orada gel öyle hepimiz ne yapsaydık? Birlikte hareket etseydik. Millet de gerçekten halkımız da gelseydi ya. 30 kişiyle değil de 300 kişiyle tavaf yapılsaydı yani. Olmaz mıydı? Ama kimse gelmedi. Niye gelmedi? Bundan gelmedi işte. Millet biliyor ki ne yapacak? İtkak. Allah'ım tesirini yüksek eylesin. İnşallah anlaşılmıştır mesela. Ama tekrar ettim. Hiç siyasi bir amaçla veya tenkit babında değil de sadece dertleşme babında ne yaptım? Bazı şeyleri beyan etmiş olduk. Allah'a ikram eylesin. Ama lazım mı? Lazım.